Kanka senin için var ya Instagram'da efsane çekişler düzenledim. İki tane orijinal Şampiyonlar Ligi topu. Bir tane Adidas'ın Lionel Messi için özel olarak ürettiği, Türkiye'de sadece sayılı yerlerde bulunan Adidas'ın efsane kramponu Nemesis 19'u hediye edeceğim. Tek yapman gereken açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi takip etmek. Bana çıkmaz deme. Bak ben senin yerinde olsam azıcık bir şansın bile olsa denerdim hayalime kavuşmak için. O yüzden mutlaka katıl. Açıklama kısmında Instagram bekliyorum. Haydi durma. Aslan parçası kardeşim gelmiş hoş gelmiş. Kimin kardeşi be, şuraya bakar mısın? Yakışıklılık abidesi. Adam adam. Ulan ben de diyorum ki bu karizma kokusu nereden geliyor? Meğerse benim kardeşimden geliyormuş. O değil de kanka, biliyorsun ki videolara tam gaz devam ediyoruz. Sen de beni kırma, emekleri boşa çıkarma, like'lara, yorumlara tam gaz devam et. Bu konuda sana güveniyorum. Kanka biliyorsun ki yeni kanallar bana ulaşıyor. Bir tane futbol içeriği çektim. Bizim için izler misin? Mertcan Karadeniz ailesiyle beraber diyorlar. Ben de tabii ki de yardımcı olurum gelişmeniz için diyorum. Biliyorsun yeni kanallara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Labs TV diye bir kanal var. Çok güzel futbol içerikleri çekiyorlar. Futbol challenge'ları çekiyorlar. Açıklama kısmına linkini koyarım. Zaten oradan gider bakarsın. Mutlaka abone ol. Ben sana öneririm yani. Bu kardeşlerimize destek olalım. Her neyse, bu kardeşlerimiz Beşiktaş'ın kadın futbol takımının kaptanı ile güzel video çekiyorlar. Toplamda 3 erkek bir kadına karşı ve efsane bir video. Birazdan göstereceğim. Yalnız dediğim gibi like atmadan, yorum atmadan geçme. Bu kardeşlerimize moral olsun. Bu konuda sana güveniyorum. Biliyorsun emekleri karşılıksız çıkarmazsın. Adamsın. Hadi artık videomuza geçelim. Bakalım 3 erkek bir kadına karşı ne yapmış. Hadi bakalım, bismillah başladık. Merhaba arkadaşlar, ben Aykut. Labs TV'ye hoş bulduk. Bugünkü ekip arkadaşlarım Uğur ve Benhur. Bugünkü videomuzun konuğu ise milli takımın ve şu anda da Beşiktaş kadın futbol takımının kaptanı Gizem Gönültaş. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü videomuzun konusu ise penaltı challenge. Benhur kalede olacak her zamanki gibi. 5 olan da yarışmayı kazanacak. Herkese başarılar diliyorum. Tabii bu kazanan ben olacağım. Gizem, yarışmaya geçmeden önce sana birkaç soru sormak istiyoruz. Evet. Röportaja geçelim. Gizem, futbola nasıl başladın? Önce bize onu anlatır mısın? Ordu Soya Spor Futbol Kulübü'nde başladım. Ondan sonra 4 sene orada oynadıktan sonra kulüp belli bir nedenlerden dolayı kapandı. Oradan Ordu Spor'a geçtim. Ordu Spor'da da bir sene oynadıktan sonra işte İstanbul Çamlıca Kulübü'ne geldim. Orada da yaklaşık bir sene oynadıktan sonra ya o kulüpte işte yönetim değiştiği için, bayan takımı istemedikleri için kapandı. Oradan Adana'ya gittim. 1,5 sene oynadıktan sonra. İl gezdin yani, sen bayağı. Ben Karadeniz'den işte Marmara, Akdeniz falan derken oradan yolum da Beşiktaş'a düştü. Yani şu an hani futbolda hayatımın dönüm noktası diyebileceğim bir noktadayım gerçekten. Kulübün büyüklüğü olsun. Evet. Yani şu an gerçekten iyi ki gelmişim diyorum Beşiktaş'a. Peki bu kadar kulüp gezdin, sana şöyle bir soru sorayım. Türkiye'de kadın futbola verilen önem hakkında ne düşünüyorsun? Ya Türkiye'de aslında kadın futboluna yeni yeni aslında bir önem verilmeye başlandı. Yani çok öncesine gidersek ya bu kadar ileri seviyede reklamlarda, işte billboardlarda kadın futbolunu göremiyorduk. Ya biz Beşiktaş olarak bunun öncüsü olmaya başladık. Avon'un işbirliğiyle işte birlikte reklamlarda çıkmaya başladı kadın futbol takımımız. Daha çok destek görmeye başladı. Ama tabii ki daha çok yayınlanması için, ileri gitmesi için tabii ki medyanın da bir desteği olması lazım. İnşallah bu video sayesinde de buradan daha çok kadın futbol hani kulüplerine ulaşırız. Türkiye'de daha çok ileri gidiyor. Peki sen futbola başladın. Ailen ya da arkadaş çevrenden ne gibi tepkiler geldi sana? Ya futbola başladığımda hani erkeklerle oynuyorsun ilk başta, kızsın yapamazsın diye bakıyorlar böyle. Ya oynadığını görünce aralarını alıyorlar. Bir iki hareket yapıyorsun özellikle beşlik falan attığı zaman. Şey oluyor, onlar da böyle tuhaf karşılıyorlar. Hani bir kızdan beşlik yemek gerçekten insanın hani gururunu kırabiliyor yani. Evet. Yani onun dışında attığım goller olsun, işte yayınlıyorum bazen bunları. Geri dönüşler çok güzel oluyor yani. Hani insanın gururuna gerçekten dokunuyor yani. Umarım daha iyi noktalarda görürüz seni. İnşallah daha da iyisi olur. Peki Türkiye'de örnek aldığın kadın futbolcu veya erkek futbolcu en beğendiğin hangisi diye soralım sana. Ya Türkiye'de kadın futbolcu zaten en üst düzeyde oynadığımız için hani şu an yok
Ama erkeklerde Beşiktaş'ta Laiç var şu son zamanlarda gerçekten evet. Çok beğendiğim bir oyuncu. Ama önüne kaldığım oyuncu Modric yani. Teşekkür ederiz. Gizem'e röportajı için teşekkür ediyoruz. Şimdi challenge'a geçebiliriz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu var ya Gizem'den korkacaksın. Carlos gibi bir şey çıkar bak ben sana söyleyeyim. Yalnız bir noktada katılmıyorum. Kadın futboluna hiç önem verilmiyor yani. Bak az bir şey değil hiç önem verilmiyor. İngiltere'ye falan baktığınız zaman City olsun işte yani bakıyorsun heriflere. Adamlar kadın futboluna o kadar önem veriyor ki bazı noktalarda paralar harcıyorlar. Çok da güzel vuruyor topa ha. Kaptan ama ya normal. Baksana ya Carlos gibi vuruyor ha. Yeminle var ya mahalle kavgası çıksa Gizem'i çağırırım ha. Bir abansa var ya pis burun adam felç olur felç. Yamuk kalır. Baksana oğlum besmelesiz vuruyor lan. O değil de var ya sevgilisi var ya. Acıdım ona resmen. Bak böyle var ya kızdırsa ulan düşünemiyorum yani. Bakar mısın Baldır'a maşallah. Çok iyi gelişmiş ha. O neydi lan? Olur öyle şeyler ya. Henüz daha yeni kanal olduğu için arkadaşlar bu şekilde olmaları normal. İlerleyen dönemlerde daha güzel işler çıkaracağına inanıyorum. Sizler de destek olduğunuz sürede tabii ki yani. Destek olmanız gerekiyor bu insanlara. O yüzden sizlerden ricam. Destek olun ve Gizem gördüğünüz gibi 3 tane erkeği mahvetti. Ben dedim ama bak dedim bu kadın dedim Carlos çıkar dedim. Söyledim sizlere. Evet arkadaşlar bugün challenge'in galibi Gizem Gönültaş. Gizem'i gerçekten tebrik ediyoruz. Olağanüstü şutlar attı. Ders niteliğinde bu şutlar izletilmeli bence. Kazanan gücü erkeği yendi diyorum. Seni tekrardan tebrik ederiz. Gerçekten tebrik ederim. Ben Nur'u hiç sallamak istemiyorum. İyi vurdun gerçekten. Topa vurduğunda ses geliyordu. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İnşallah görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kadın erkek kapışması böyleydi. Dediğim gibi yani Carlos çıktı. Hatta Carlos'un yan sana istesem iyidir. Cidden buradan kendisi beni izlerse sevgiline acıyorum. Yani yanlışlıkla bir tekme atsan adam amel defteri kapanır. Bir daha yaşayamaz ben sana söyleyeyim yani. Onu da tebrik ederim gerçekten çok güzel eğitmiş kendisini. Umarım kadın futbolunu daha iyi yerlerde görürüz. Şaka maka gerçekten güzel videoydu. Hoşuma gitti. Sizler de bu kardeşlerimize destek olmak istiyorsanız mutlaka açıklama kısmına gidin ve abone olun. Sizlerden ricamdır. Yeni futbol kanallarına öncülük edersek daha iyi yerlere gelebiliriz. YouTube bakımından bazı noktalarda daha iyi değer görebiliriz. O yüzden sizlerden ricam destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun Mertcan Karadeniz ailesi. Bay bay.